Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi Elon Musk bugün yine bir tweet attı. Tweet ne dedi? Zaman nihai para birimidir. En değerli para birimi aslında zamandır gibilerinden konuştu. Biz Satoshi Nakamoto'nun şeyine baktığımız zaman, bu Bitcoin'in altyapısıyla alakalı dokümanlarına baktığımız zaman Satoshi Nakamoto kişisi de bu blockchain teknolojisine blockchain demek yerine zaman chain, yani time chain demişti. Zaman zinciri demişti aslında. Bu yani Satoshi Nakamoto'nun aslında Elon Musk olabileceğiyle alakalı spekülasyonları daha da ortaya çıkarmış durumda görünüyor. Böyle bir şey olma ihtimali var mı yok mu? Bunun tartışmasını yorumlarda yapabiliriz. Aramızda muhabbetini yapabiliriz. Bu bizim için neden önemli? Elon Musk dediğimiz kişi bir şekilde bu piyasanın vazgeçilmez bir karakteri olmuş durumda. Ve şu anda yavaş yavaş para konularında da mesaj atmaya başladı. Umuyorum ki veya da umalım ki yakın zamanda Dogecoin ile alakalı da mesajlar atmaya başlasın. Dogecoin ile alakalı mesajlar attığı zaman, ki şu anda düzelen bir piyasa var. Bu piyasada biz Dogecoin'i 50 centlere kadar yolculuğunun olabileceğini düşünüyoruz şu anki duruma göre. Şu anda Ethereum birazcık neyi diyelim, şeyini, dominansını artırmış durumda. %20'lerin üzerine çıktı. Bitcoin %41'ler civarında. Yani Bitcoin'in dominansının 40'ların altına inip Ethereum'un da birazcık geriye çekilmesiyle altcoin'lerin artık patlaması gerekeceği bir ortam oluşmuş durumda. Bu durumda tabii ki Solana son zamanlarda bütün hacmi kendine doğru çekmeye başladı. 8. sıralara yükselmeye başladı. Hatta Dogecoin'i bile geçebilir pozisyona gelmiş durumda. Bunun akabinde bir de Cardano da var. Çok sağlam gelmişti o da projeleriyle vesaire. Şu aşamalarda Dogecoin'e hacim gelmiyor. Dogecoin'e hacim gelmeyince meme tokenleri de, Shiba da bunlardan bir tanesi, meme tokenleri de artış göstermiyor. İkinci olarak Shiba ile alakalı şöyle bir şey söyleyelim. Satoshi Kusama abimiz ne demişti geçen hafta? Önümüzdeki bir hafta bizim için çok önemli, çok heyecan verici bir haftaya giriyoruz demişti. Bu son iki günü bekliyoruz. Hem hafta sonuna giriyoruz. Piyasa birazcık yükseldi ama hafta sonundaki durum ne olacak? Alsat yapan arkadaşlar varsa stoplarını koymaları gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü cuma gününde artış gösterdi ama cumartesi günü herhangi bir şekilde geriye çekilme, düzeltme yaşanabilir bir ortam oluşuyor şu anda. Alsat yaparak vaktini geçiren arkadaşlar bu akşam uykusuz kalmasınlar derim ben tabii ki. Ama uzun vadeciyseniz, holdercıysanız, benim gibi Shiba'larını 2025'e kadar bir şekilde elinde tutmayı başarabilecekseniz, umarım ben de başarırım. Bu inişler, çıkışlar benim moralimi asla bozmaz arkadaşlar. Son olarak da bütün piyasa kımıldadı. Shiba neden hiç oynamıyor? Arkadaşlar Shiba oynamıyor, Dogecoin de oynamıyor. Yani Shiba şimdi 20'ler seviyesinden 51'e kadar geriledi coin markette. Dogecoin de arkadaşlar 4. seviyeden şu anda 8'e, hatta 9'a doğru inecek gibi duruyor. Polkadot arkadan geliyor çünkü. Bakalım, bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Elon Musk'ın bir an önce sahalara inip artık bizi de mutlu etmesini bekliyoruz. Umarım bunlar gerçek olur arkadaşlar. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değil. Bu kanal sadece Dogecoin ve Shiba ile alakalı olduğu için, böyle de olmaya devam edeceği için diğer kripto paralardan bahsetmiyorum. Yani Solana'yı kaçırdık, Cardano'yu kaçırdık vesaire. Bunları söyleyen arkadaşlarımız varsa bir sürü YouTube sayfası var. Lütfen oralardan devam edebilirler. Ben o kripto paralara girmek benim çok zamanımı alacak. YouTube'da sadece bu kripto paralardan Dogecoin, Shiba, Akita, SafeMoon, SafeMars devam edeceğim arkadaşlar. Bu söylediğim kripto paralarında pump yapabilmeleri için Elon Musk'a ihtiyacımız var. Elon Musk'ın sahalara dönmesi ümidiyle Dogecoin ve Shiba'cılara, SafeMoon'culara selamlar.